Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak bu şekilde günlük yufka kullanacağım. İsterseniz market yufkası da kullanabilirsiniz ama günlük yufkası çok daha güzel oluyor. İlk yufkayı bu şekilde masamın üzerine seriyorum. 100 gram kadar tereyağını erittim. Biraz ılıttıktan sonra kullanıyorum. İsterseniz sıvı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Yağı her yerine değecek şekilde fırça yardımı ile güzelce sürüyorum. İlk yufkayı yağladıktan sonra ikinci yufkayı da serip aynı şekilde yağlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İkinci yufkayı da yağladım. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde serip yağlıyorum. Ben iç malzemesi olarak peynir ve maydanoz kullandım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Yufkaları yağladım. Rulet yardımıyla ilk etapta 4'e bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı 4'e bölerek böreklerimi hazırlıyorum. Eğer biraz daha büyük olsun isterseniz her bir parçayı 3'e bölerek yine böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Sürekli olarak yaptığım, çok beğendiğim bir tariftir. Dilerseniz hazırladıktan sonra dondurup daha sonra buzdolabı poşetlerine koyup kaldırabilir. Daha sonra buzlu haldeyken üzerine maden suyu döküp veya süt dökebilirsiniz, su dökebilirsiniz. Şöyle bir çevirdikten sonra yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerinizi pişirebilirsiniz. İç malzemesini koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Sararken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ne çok sıkı sarmanız gerekiyor ne de çok gevşek sarmanız gerekiyor. Rahat bir şekilde sarın. Kenarlarını güzelce kapatın ki taşma patlama olmasın. Katı yağ kullandığınız zaman yufkalar üst üste bindiği zaman hepsini hazırladığınız zaman yufkalar bir tık sert oluyor. Yavaşça kenarlarından içeriye doğru bükerek böreklerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Böreklerimi hazırladım. Üzerlerine bu şekilde maden suyu döküyorum. Dediğim gibi isterseniz süt dökebilirsiniz veya su da dökebilirsiniz. Eğer su kullanacaksanız su biraz daha ılık olursa çok daha güzel kabaracaktır. Maden suyunu döktükten sonra börekleri bu şekilde biraz çeviriyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum.
Böreklerimi yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Üzerlerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Böreklerimi hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde piştiler. Çıtırtısını ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde dinleteceğim. Çıtır çıtır bir börek olduğunu zaten buradan da anlayabilirsiniz. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler böreğin güzelliğini izlerken, bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.